Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü dersimizde CBS2 dersinde yaptığımız ilk iki dersin bir tekrarını yapacağız. E, hatırlarsanız bu derslerde bir e, ArcMap'te sayısal verileri indirdiğimiz bazı sitelere göz atmıştık. Bir de e, gene ArcMap kullanarak 3D Analyze Tools'un içerisindeki yüzey e, Raster Surface dediğimiz yüzey e, analizlerinin bazılarını gerçekleştirmiştik. Şimdi bunları e, tabi bu indirme sitelerini veri indirme sitelerini böyle bir hızlıca tekrar edeceğim. E, sadece isimlerinden bahsedeceğim. Kullanışlarını hızlı bir şekilde göstereceğim. Ve daha sonra da Raster surface'te yaptığımız işlemleri yapacağız. E, öncelikle burada kullandığımız sitelerden birincisi OpenStreetMap'ti hatırlarsanız. Bu sitede e, derste de anlattığım gibi arkadaşlar e, birçok Şöyle bakın gördüğünüz gibi işte binalardan tutun özel konumlara, okullara, işte lokantalara, sağlık merkezlerine, çeşitli bilgilere kadar birçok işte yollar gibi birçok bilgi bulunuyor. Bu bilgileri direkt e, harita çizmeye başla modülünü kullanarak bir e, giriş yaptıktan sonra çizerek bunun içerisine kendiniz de bilgi ekleyebiliyordunuz. Yani buradaki bilgileri ekleyip değiştirebiliyordunuz. Ayrıca arkadaşlar dışa aktar modülünü kullanarak ne yapabiliyordunuz? Ee, buradan verileri indirebiliyordunuz. Tabii işte burada büyük bir alan seçildi, daha küçük bir alan seçmemiz gerekiyor. Şöyle bakın mesela şu kısmı olduğu gibi tüm e, vektör verisiyle beraber dışa aktarabiliyordum. Tabi buradan dışa aktarma yaparsam burada bir OBS verisi indiriyor ve bu veriyi e, açabilmeniz için bazı pardon OSM verisi indiriyor bunu açabilmeniz için bazı programlara ihtiyacınız var. O yüzden biz bunun daha hazır bir şekli olan bakın geofabrik indirmelerine giriyoruz. Geofabrik indirmelerine girdiğinizde bakın burada kutu kıtalara ayrılmış bir durum var. Buradan işte mesela Türkiye indireceksem Europe diyorum. Ve aşağıda bakın Türkiye'nin e, verileri bulunuyor. Burada SHP şeklinde, şeffaf şeklinde gözüken veri aslında bizim ArcMap'te direkt açabileceğimiz bir veri. E, bunu indirerek ee, ne yapabiliyorum? Buradaki Türkiye'ye ait bütün bilgileri veya dünyanın diğer ülkelerine ait verileri vektör veri halinde elde edebiliyorum. Şimdi birinci veri sistem bu. Gayet kullanışlı, güzel bir site. İkinci veri sistem Corin. Ee, Corin'de de dersde hatırlarsanız ayrıntılı bir şekilde girmiştik, anlatmıştık. Ee, burada özellikle arazi kullanımının değişimini işte 90'dan günümüze yaklaşık Günümüze kadar olan değişimi ee, ve aynı zamanda DEM verilerini e, ve bazı sayısal verileri gene arkadaşlar buradan indirebiliyoruz. Mesela bakın Imagery and Reference Data kısmında EUDEM var. EUDEM'in içerisine girdiğimizde EUDEM 1.1 e, gayet kaliteli bir DEM verisi içeriyor içerisinde. Bakın şöyle metadatasına baktığımızda artı eksi 7 metre yanılma payı olan 25 metre çözünürlüklü 1000 çarpı 1000 kilometre lik veriler bulunuyor ve bunun içerisinde Türkiye'de bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin verilerini de görebiliyorsunuz. Ancak bunun dışındaki ülkeleri göremiyorsunuz. Bunun dışındaki ülkeleri indirmek istiyorsak farklı veri sitelerinden yararlanacağız. Ama Türkiye'nin bunun içerisinde olması bizim için büyük bir avantaj. Ve gerçekten Türkiye ile ilgili çok kaliteli bir den verisini buradan indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ee, en başta gösterdiğim bu arazi değişimi ile ilgili, ee, bakın şöyle hemen 2018'i açalım. Arazi değişimi ile ilgili verilerde çok çok gelişmiş veriler, ee, çok ayrıntılı veriler. Tabii ki bazı yanılma payları var, bazı hatalar var. Ama Türkiye'deki arazi kullanımının değişimini, e, geçmiş yıllardan bugüneki olan değişimini, bakın yani e, işte sürekli Yerleşim alanlarından süreksiz yerleşim alanlarına, demir yollarından havalimanlarına işte maden ocaklarından işte spor salonlarına vesaire işte pirinç tarlalarından bakın işte kompleks karmaşık ormanlara vesaire doğal alanlardan su kütlelerine birçok veriyi içerisinde barındırıyor. Ve bunu da direkt arkadaşlar vektör veri halinde indirebiliyorsunuz bu güzelliği var yani raster veri bir fotoğraf formatında değil vektör veri halinde sunuyor bize bunu. E bu da bizim hem çizimimizi hem alan hesaplamamızı çok 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 kolaylaştırıyor. E bunun dışında bazı veriler de var burada gene. E şöyle baktığımızda mesela işte gene bazı değişik bizim işimize yarayacak bakıyorum. Mesela hidro akarsu verileri göl verileri, değişim verileri, işte yerleşim alanlarının değişim verileri, gibi birçok veriyi içerisinde e, bulunduruyor. Daha ileri seviye verileri de bulunduruyor. Ama şimdilik sizin işinizi görecek arazi değişimi ve DEM, özellikle DEM verisi önemli. Buradan hemen bir register kısmından sağ üstten bir e, üyelik oluşturuyorsunuz. Ve daha sonra login yaparak e, verinizi buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu site aynı zamanda yani e, pardon bu Sentinel Hub'ın dışında bir de e, bir sitemiz daha var. Daha doğrusu dışarısında dışında bir sitemiz daha var. Bu da Sentinel Hub. Sentinel Hub çok 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 gelişmiş bir site. Gene uydu görüntüleri bakımından e, baya e, önemli işler yapıyorlar. Mesela bakın burada hava kirliliği ile ilgili veriler var. Timelapse dediğimiz işte bu e, dünyadaki arazi kullanım değişiklikleri ile ilgili veriler birimler var. Education kısmına girdiğimizde bunları indirebiliyoruz. Aynı zamanda bunun browser kısmı var. Bu browser'a girdiğimizde de bakın burada Sentinel 1 2 verilerinden Landsat 1 1'den Landsat 9'a kadar olan verileri indirebiliyoruz. hatta Sentinel 3, Sentinel 5 verilerini de indirebiliyoruz. Arkadaşlar gayet kaliteli uydu görüntülerini buradan indirebiliyoruz. Mesela şu anda Sentinel 2 diyelim. Ve bir arama yapalım. Bakın Sentinel 2 bu, bu bölgedeki işte şu anda Roma, İtalya Roma civarındayız. Bu bölgedeki Sentinel verilerini bize gösteriyor. Bunları göster dediğimde hemen bu veriyi açıyor bize. Tabi buradan üstten biz tarih belirlemedik. Yeni bir tarih olduğu için karlı bir görüntü geldi. Şöyle bakın. Buradaki verilerde de bakın false color uygulayarak işte burada yazdığı gibi arkadaşlar bir kızıl ötesi bant kullanarak bu bantla bakın yerleşme alanlarını ve su alanlarını gayet net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Ya da bakın güzel bir şekilde optimize edilmiş bir doğal renk. Yani normalde uydunun görüntüsü şu renk ama böyle yüksek kalitede optimize edilmiş ve daha görüntü netliği arttırılmış bir renkle indirme yapabiliyoruz. Bakın NDVI dediğimiz yeşil alanları belirleyebiliyoruz. İşte yeşile doğru olan yerler daha e, vejetasyonun sağlıklı olduğu yerler. Sarı ve diğer renkler daha az olduğu renkler şeklinde görebiliyoruz. Bakın şurada kademeleri var. Siyah tamamen vejetasyon kaldırılmış demek. E, gene işte burada e, başka arkadaşlar e, verileri mesela nemlilik indeksini kullanabiliyoruz. Nereler daha nemli nereler daha kuru. Bununla ilgili bakın şöyle bir indeks ee, var. Bunu görüntüleyebiliyoruz ve yeri geldiği zaman istediğimiz zaman da bunları bakın şuradan sağ taraftan download image diyerek imaj dosyası olarak yani bir e, arkadaşlar vektör formatında jpeg ya da e, png şeklinde indirebiliyoruz e, ve ArcMap'te bunları e, kullanabiliyoruz sayısal bir şekilde. Bir diğer sitemiz Blue Dot. Blue Dot sitesi de gene güzel bir site. Burada da göllerin değişimiyle ilgili bize bilgi veriyor. Bakın şurada gördüğünüz en güncel göl alanını uydu görüntüsü şeklinde görüyoruz. Ama mesela herhangi bir tarihe tıkladığımızda o tarihteki gölün çekilme oranının ne olduğunu bakın güncel alan mavi ile gösterilen alan. Benim tıkladığım bu 2006, 20, 22 Nisan 2006 tarihi de sarı ile gösterilen alan şeklinde. Ya da bakın şurada 2019'da çok düşmüş alanı bayağı bir azalmış. Bakın sarı çekilme oranını görüyoruz. 2019'un Mart'ında ee, ya da mesela bakın şurada 2020 yok bu burada görüntüyü görememiş büyük ihtimalle. Şöyle bakalım 2020'nin Mayıs'ında gene e, bayağı bir çekilmiş göl alanı. E, bu şekilde e, göl alanına ait değişimleri inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Oranın ne kadar arttığını bakın %82 şu anda yüzey alanı olduğunu. Bakın ama burada işte 2018 yılında işaretlediğim yerde %93'e çıktığını gösteriyor. Günümüzde de en yakın tarihte de bakın %101. Yani bu görüntünün alındığı tarihten itibaren bir artış gözüküyor. Günümüzde şu en son 12 Şubat 2022'de alınan görüntüye göre. Arkadaşlar buradan tabi biz burada şimdi Kesik Köprü Barajı'nı direkt kendisi otomatik açtı. Biz buradan istediğimiz akarsuyu veya gölü seçebiliyoruz. Tabi büyük akarsular ve göller genelde var ama küçükler çok fazla yok. Elin Yani birçok ama göl burada gösterime girmiş. Mesela Türkiye'de şöyle biraz uzaklaştırdığımızda işte yaklaşık yani 200'den fazla 200-300 tane gölün şöyle mavi noktalarla sağda görebildiğiniz kadar gölün veya akar, baraj gölünün alanını buradan inceleyebiliyoruz. Bir diğer sitemiz e, sentinel 2 Land Use ArcGIS'in oluşturduğu bir arazi kullanımı e, haritası. Bunları da böyle part part indirebiliyoruz ama e, bir önceki gösterdiğim e, harita arkadaşlar daha iyi bir harita. Çünkü neden? E, bakın evet burada tamam e, 2017'den 2021'e kadar e, gözlem yapılmış. Ancak bu gözlemler ee, birazcık daha ayrıntısı düşük şekilde yapılmış ve arkadaşlar vektör veri şeklinde erişemiyoruz bunlara. Sadece raster veri şeklinde erişebiliyoruz. E, bu da ölçüm yapmak için tekrardan çizmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu da bizim işimizi biraz uzatıyor. Bu yüzden eğer 2021 verisi lazım değilse korim verisi hem çok daha ayrıntılı hem de e, vektör veri şeklinde indirmeye izin veriyor. Evet Sentinel Hub Playground'da daha az önce açtığım Sentinel Hub sitesinin aynısı. Bakın gördüğünüz gibi burada birazcık daha böyle hızlı bir değişimle gösterimle hem bakın buradan uydu verisini değiştirebiliyoruz hem de bir taraftan şöyle tabii bu Sentinel biri göremeyiz ama Lansan 8/9'u görebiliriz. Buradan önce bir belirleme yapabiliriz hızlı bir şekilde. Belirlememizi yaptırdıktan yaptıktan sonra da diğer siteye gidip indirmeyi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. E, bu da bu akımdan Sentinel Hub Playground sitesi bizim için önemli. E, bir de Glovis diye bir sitemiz var. Glovis'te de bakın gene e, DEM verileri işte Landsat verileri, Sentinel 2 verileri, şu bakın SRTM diye bahsettiği DEM verisidir mesela. E, bu verileri indirebiliyorum arkadaşlar. E, bu sitede gene USGS'in Sitesi önemli veri indirme sitelerinden bir tanesidir. Buraya da gene bir üyelik yapmam gerekiyor, indirme yapabilmem için. Evet, yani veri indirme sitelerimiz hızlı bir şekilde böyleydi. Şimdi bu veri indirme sitelerini gördükten sonra ha bir de tabi Divacis vardı. Şöyle hemen yazalım. Bizim raster verimizi indirdiğimiz siteydi. Hızlı bir indirme yapmak istiyorsak eğer bu siteyi kullanıyorduk. Çünkü bu sitenin verileri çok e, yüksek kalitede değildi. Bakın Dowland Data by Country'e tıklarsak burada hemen e, gelen ilk sitede üst tarafta bir ülke seçim alanı görüyoruz. Buradan bir ülke seçiyoruz. Mesela ben şuradan hemen küçük bir ülke e, seçelim. Mesela Belçika diyelim. Ve arkadaş ya da Belçika çok düz olur. Şöyle eee Şuradan yani çok da neresi? Mesela çok küçük olmasın neyse. Afganistan olsun fiziki şartların belirgin olduğu bir site olsun ki daha iyi bir gösterim yapalım. Bakın burada işte ee, sınır alanlarını, ee, su alanlarını, yolları, demir yollarını, elevation dediğimiz den verisini, yükselti verisini, ee, arazi kullanım durumunu, nüfus yağlı yoğunluğunu population ve arkadaşlar bazı diğer bilgileri elde edebiliyoruz. Açıklamaları zaten burada yazıyor. Gördüğünüz gibi dem verileri çok böyle kalitesi yüksek veriler değil. Daha çok SRTM 30 diye geçtiğimiz 30 metre çözünürlüklü bir dem. Ama arkadaşlar ne yaparız? Bunu hızlı analizler yaparken kullanabiliriz. Nitekim biz de derslerimizde bu siteyi kullanmıştık. Kaliteli veri indirmek istiyorsanız diğer e, bahsettiğim sitelerden indirseniz daha iyi olacaktır. Şunu indirelim. Evet sonra yazılım tabi bu sitedeki indirilen veriler e, zipli bir şekilde iniyor arkadaşlar. Bunu biz sağ tıklayıp e, klasöre ayıkla dememiz lazım öncelikle. Klasöre ayıkladıktan sonra hemen Geliyoruz ArcMap'te. Şöyle büyüteci de açalım sizin için. Evet. Hemen ArcMap'te bakın. Add the Folder'dan hemen dosyamı bağlıyorum indirdiğim dosyamı ve tamam diyorum. İçinde bakın iki tane dosya var. Burada VRT dosyasını seçip e, Add diyorum. Tabi şu anda bu içerisinde koordinat verisi bulundurmuyor. O yüzden gelen uyarılara Yes Yes diyorum. Ve bakın ülkem buraya e, görüntüye geliyor. Tabii bu şöyle bakın yakınlaştığımda pikselleşmeyi görüyorsunuz. Esasında kaliteli bir veri değil. Ama biz bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Çift tıklayıp e, display'e gelip buradan bakın bilinear interpolation'ı seçip arkadaşlar e, en azından düzleştirebiliyorduk görüntüsünü. Tabi demin kalitesini arttırmaz ama görüntü şek kalitesini en azından arttırır bu işlem. Daha sonra da şuradan bakın hemen sağ tıklayıp grafik view'i kapattım ve ne yaptım? Elevation 1 renklerini verdim. Şöyle bir renklendirme oldu arkadaşlar. Şimdi ben burada e, renklendirmesini hızlı bir şekilde verdikten sonra bunların üzerinde raster surface uygulamam gerekiyor. Yüzey analizleri yani. Yüzey analizlerini uygulamak için bakın hemen Arc Toolbox'a giriyorum. Üst taraftan İlk açılışta birazcık uzun sürebiliyor Arturbox'ın gelmesi. Evet geldikten sonra şöyle yan tarafa sabitledim. Bakın burada 3D Analyze Tools'un içerisinde Raster Surface onun içerisinde de e, araçların bulunuyor. Aspect, neydi? Bakı, kontür izohips, kontür list izohips listesi, kurvatür e, eğim şekli Hillshade, kabartı ve slope, eğim. Biz bu e, analizleri gerçekleştirdik dersimizde. Bize en çok lazım olan, coğrafyacılara en çok lazım olan analizler bunlardı. Bunlardan şimdi aspekte çift tıklıyorum arkadaşlar. Aspekte çift tıkladığımda bakın şu şekilde bir e, yer geliyor. Şimdi burada aspekt bakı demek. E, burada bize bakın yeşille işaretlenen yerleri, yeşille gösterilen yerleri doldurmak zorundayız. Input raster'a tıkladığımda hemen VRT dosyamı buradan ekliyorum. Birincisi. VRT dosyam eklendikten sonra bakın output raster kısmı otomatik olarak kendisi dolduruyor. Bu ne demek? Çıktı yeri. Ben bunu eğer ellemezsem bakın kendisi otomatik olarak şu klasöre atıyormuş. Belgelerin içerisindeki default klasöre. Ben bunu değiştiriyorum. Ben buraya masa üstündeki Afganistan klasörümü bağlayacağım ve isim olarak da buna Bakı diyeceğim. Ve save diyeceğim. Alt taraftaki metodları çok fazla ellemiyorum ve okey diyorum. Bakın alt taraftaki Evet, değişimi yaptıktan sonra şu anda bakı haritasını oluşturuyor. Ve evet, bakı haritası tamamlandı. Bakın burada benim Şöyle buna da çift tıklayayım ve hemen display'den bunu da bir bilinir yapayım görüntü kalitesi birazcık daha artsın bunun da. Bakın şöyle daha düzleştirdi. Şimdi burada e, renkler yönleri ifade ediyor. E, o yönler de otomatik olarak sol tarafta bakın table of contents'imde oluşuyor. E, gri alanlar e, düz, kuzey kırmızı, kuzey doğu e, evet kuzey doğu kahverengi, sarı olanlar doğu Güney Doğu yeşil Güney mavi açık mavi Güney Batı birazcık daha koyu mavi Batı lacivar işte Kuzey Batı pembe ve kuzey tekrardan kırmızı şeklinde arkadaşlar burada gözüküyor dört tane ana yönü bildikten sonra zaten diğerlerini kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz buradan Bakının yönünü bize verirken 45 derecelik bir eğimle güneş ışınlarının geldiğini düşünerek bize bunu veriyor. Ee, evet, 45 derecelik açıyla güneş ışınları geldiğinde bakımız Afganistan'da bu şekilde oluyormuş. Şimdi burada e, ikinci analizimiz kontür yani izoips. Şimdi, i̇zoipse çift tıkladığımda da bakın 3 tane yeşil alan görüyorum. Input raster kısmına her zamanki gibi demimi ekliyorum. VRT dosyamı. Bu tif de olabilir. Başka bir dosya da olabilir. Ama bizim indirdiğimiz sitede VRT şeklinde bulunuyor. Sonra çıktı yerini gene aynı yeri bakın. İkinci kez seçmeme gerek kalmıyor. Artık burayı hafızasına attı. Ee, Isoips dedim ismine de. Pardon. Kontür interval kısmına ise bir izoips aralığı belirliyorum. Ee, bakın şimdi ben burada 2000, şey, 252 metreden 7221 metreye kadar aralık görüyorum. Şimdi ben burada görüntümün karışmaması için e, yani izoipsin birbirinin içine girmemesi için tabii tüm ülkeyi bir anda göstermek istiyorsam böyle genel olarak görmek istiyorsam izoipslerin de birbirini karışmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Biraz aralıklı izoips aralığını, aralıklı seçmem lazım. Yani burada yüzer metre aralık verirsem yaklaşık 70 tane çizgi olacak. 70'ten fazla çizgi olacak. Ve bu da e, görüntünün çok iç içe geçmesine de olacak. Ben mesela ne yapayım? E, burada bir biner metre aralık verelim şimdilik. Bu çalışmanın hassasiyetine göre değişir. Alt tarafta da bakın kontür seçili olacak. Diğer tarafları yani ellemiyorum başka hiçbir tarafı ve okey diyorum. Şöyle bak haritasını kapatalım. Sadece dem kalsın. Ve bakın arkadaşlar ne oldu? Burada biner metreye çizdiğim için işte ne oldu? İşte 7 tane e, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ve 7000'i çizdi ve bana bu şekilde gösterdi. Ben bunu arttırabilirim, azaltabilirim. Bakın şuradan izoips çizgilerinin rengini değiştirebilirim. E, bunları zaten daha önceki semboloji derslerimizden biliyoruz. Ee, tabii bu izoips aralığını düşürebilirim. 500'er de yapabilirim. Bu tamamen bana kalmış. 500er metre yaparsam 14 tane çizgi olacak. Ee, biliyorsunuz ki. liste listede arkadaşlar. Ee, bunu da hatırlarsanız dersimizde yaptık. Input Raster'a gene VT ekledim. Kontur listeydi. Benim sadece kendi istediğim izo göstermemi sağlıyor. Yani 100'ü görmek istiyorsam 100 diyorum, artıya basıyorum. 500'ü göreceğim. 500 artı. 1872'yi göreceğim. Artı 2576'yı göreceğim. Artı. Şuradan <laughs> çıktı alanımı da belirliyorum. Isoips list diyelim. Ve okey diyelim. Bunu dediğimde bakın sadece benim işaretlediğim metreleri gösterecek şekilde izoipslerimi çizdi. Şöyle hemen identify'a tıklayalım. Ve çizgiye tıklayıp bakalım. Bakın bu kaçmış 500. Şu içerideki 2576. Bu da öyle. Bir arkadaki arkadaşlar. Bakın 1872. Yani benim hangi metreleri görmek istiyorsam Isoips list, list bunu görmemi sağlıyor. Şimdi bunu da kapatıyorum ve bir sonraki analizim kurvatüre geçiyorum. Kurvatür, kurvatür neydi? Şöyle hemen hızlıca bir hatırlatalım. Bakın bizim arazimiz arkadaşlar dümdüz bir şekilde değil. Tabii ki engebeli ve bu engebeler de bakın engebeler de şöyle dış bukey, iç bukey, B'deki gibi ya da düz bir şekilde gelebiliyor. Eğer dış bukeyse çok fazla aşınmamış genç bir araziyi, iç bükey ise daha fazla aşınmış yaşlı bir araziyi ve düzse de düz bir araziyi görüyorum. Bunların hangisinin oranı fazlaysa e, arazi o kadar yaşlı veya o kadar genç çıkarımını yapabiliyoruz. Tabii farklı analizler de yapılabiliyor bu kurvatürde ama şimdilik genel olarak böyle bilsek yeter. Buna çift tıkladığımda bakın input raster'a gene raster'ımı ekledim. Çıktı yerimi de gene kurvatür dedim ismini verdim. Ve bakın diğer hiçbir şeye dokunmayarak direkt OK'ye basıyorum. Hemen bir kruvatür haritası oluşturuyor. Şöyle üç renkli bir skaladan üç renkli bir renk seçiyorum. Bakın burada gene bir display sembolizden bilinir yapalım. Burada yüksek olanlar yani e, yüksek değerde olanlar e, dış di yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir hemen bakayım. Evet. Evet. Eksi 4 ile 4 arası yani artıya doğru gidenler iç bükeymiş. Yani e, pardon dış bükeymiş. Yani bakın mountains dediği işte dağlık ekstrem rölyefli yerleri belirtiyormuş. 0.5 ile eksi 0.5 arasında olan yerler genellikle arkadaşlar e, neymiş? Orta rölyefi e, içeriyormuş. Evet. Evet. Eksi 4 ile 4 arasında. Tamam. Evet. Yani buradaki relief'in işte aradaki farkın fazlalığı bize buranın e, şeyini gösteriyor. Bakın yüksek veri çıkanlar şurada mor çıkanlar artı 4 yüksek veri çıkanlar şöyle alttaki şeyle Bakın Windows'a gelip image analysis dersek hatırlarsanız buradan da üsttekini seçip şu alttaki swipe layer'ı seçtiğimizde swipe layer'a tıkladığınızda bakın şöyle bir ters üçgen oluşuyor ve şöyle bir görüntüyü iki görüntü arasındaki farkı görebiliyoruz. Bakın alttaki dem dosyasında yeşiller neydi? Vadi alanlarıydı, alanlarıydı ve yükseltinin düşük olduğu yerlerdi. Bakın şu kırmızılı yerlerde sırt alanları. Şimdi sırt alanı nedir? Dış bükeydir. Vadi iç bükeydir. Değil mi mantıken? O zaman bakın şurada açık mavi ile gösterilen yani düşük olanlar ee, nedir? İç bükey. Bakın evet iç bükey. Kırmızı olanlar da dış bükey alanları ifade ediyor. Mavi ile gösterilen alanlarda arkadaşlar bakın. Daha orta olanlar daha düz uzanan yerleri gösteriyor. İşte biz bunların genel dağılımına bakabiliyoruz. Evet genelde baktığımızda orta alanlar daha yoğun gözüküyor. Yani düz alanlar Afganistan'da daha yoğun gözüküyor. Ama bakın şu doğuya gittiğimizde iç bükey ve dış bükey alanların yani engebeli alanların daha da arttığını görüyoruz. Gene orta kesimlerde de öyle. Ama çevre kesimlere baktığımızda düz alanların daha yaygın olduğunu görüyoruz. Peki bu da böyle bir analiz. Şimdi eee hill shade ve slope. Slope'u da verelim önce hill shade'den önce. Slope da arkadaşlar bizim eğim e, derecemiz. Haritamız. Bakın gene VRT'yi seçtim. Çıktı yerine eğim dedim. Tabii burada Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim ve boşluk kullanmayalım. Şu şurada derece veya yüzde olarak diyor. Yüzde olarak hesaplasın. Yüzde şu kadar eğim, bu kadar eğim şeklinde. Ve bakın arkadaşlar burada işte kırmızıyla gördüğümüz yerde eğimin arttığını, yeşille gördüğümüz yerlerde de eğimin azaldığını görüyoruz. İşte yüzde olarak da bu şekilde. Bakın hemen şurayı da gene bir e, display'den bilinir yapalım görüntü güzelleşsin. Eğim rengini de gene tabii keyfinize göre verebilirsiniz ama genelde bu bu renk veya şöyle bakın e, kahverengi tonlu renkler eğim için daha uygun olacaktır. Hatta burada bir sağ tıkladığınızda bakın slop zaten direkt otomatik kendisi bunu belirliyor. Ama siz isterseniz şöyle kahverengi bir renkle de belirgin bir görüntü yapabilirsiniz. Eğimli ve eğimin fazla ve az olduğu yerler arasında böyle bir görüntü uygulayabilirsiniz. Bence kahverengi daha belirgin bir şekilde gösterim sağlıyor. Ee, eğim de bu şekilde yapılıyor ve son analiz olarak da arkadaşlar e, slope şey pardon hill shade bakın şurada sağda hill shade aracımız var. Bu da kabartı efektidir. Şimdi biz e, arazimizde çalışırken dem verisi kullanırken bakın yükseltiyi burada ayırt edebiliyoruz ama bu fark ettiyseniz 3 boyutlu bir görüntü değil. Yani e, daha doğrusu çukurlukları, kabartıları, eğimleri çok net göremiyoruz. Ama bakın bir kabartı heel shade oluşturduğumuzda nasıl gözüktüğünü göreceğiz şimdi. Okey diyorum. Başka hiçbir şey ellemiyorum. Bakın burada arkadaşlar şöyle hatta bunu da bir bilinir yapalım. Bakın daha düz bir şekilde daha kabartıları net bir şekilde eğimin arttığı yerleri ve bakın şöyle tüm sektiklerin çukurlukların olduğu yerleri net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi ben burada tabii bu şekilde kullanmıyorum kabartı haritasını. Bunu alttaki den verisiyle beraber birleştirmem gerekiyor. Bu yüzden üstteki kabartıya bakın display'e gelip şuradan bir transparanlık veriyorum. Transparency kısmından. %85 diyelim. Alttaki Pardon. Alttaki dem verime de bakın gene aynı yerden şöyle display'den. Bu sefer bir kontrast verelim %30 ki daha net gözüksün renkler. Ve bakın gördüğünüz gibi üstte bir kabartı altta bir dem. Yani şu kabartıyı kapatayım. Bakın böyle gözüküyorken kabartıyla beraber daha net bir şekilde gösteriyor. Mesela bunu %85 değil de %80 yapsam birazcık daha net gözükür sanırım. Evet, bakın kabartıyı kapattığımda daha düz bir görüntü. Şuradaki e, özellikle topografyanın yoğun bir şekilde değiştiği yerlere bakarsak, burada net bir şekilde üç, daha üç boyutlumsu diyelim. Tam üç boyutlu değil ama üç boyutluya yakın bir şekilde e, topografiyi burada inceleyebiliyorum. Ya da şuradaki bakın vadinin kıvrımlarına bakın. Bakın kabart. T'i kapattığımızda düz bir şekilde açtığımızda daha kıvrımlar net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bütün e, raster surface dediğimiz yani bizim yüzey yüzeyimiz bu şekilde. Bunları bir de export etmeyi öğrendik sizde. E, yani bir yere kaydedeceğiz bunları e, bir TIFF dosyası şeklinde ya da bir e, farklı formatta PDF de olabilir farklı bir formatta kaydedeceğiz. Bunun için de arkadaşlar şunu yapıyoruz. Her bir dosya için aynısını yapabiliriz. Ancak raster veri ile vektör veri arasında bir farklılık olacak. Şimdi bir tane raster veri örneği gösterelim. Mesela bakıyı ben export edeceğim. Sağ tıklıyorum. Data ve export data'ya tıklıyorum. Bakın şöyle bir ekran açılıyor. Burada lokasyon kısmında bir klasör seçmem lazım. Gene masaüstü klasörüme çalışayım ama bakın şu anda seçili ama bakın bu klasörü buradan ekleyemiyorum. Bunun için şunu yapmam lazım. Connect the folder'ı bağlayacağım. Masa üstünü bağladım. Alttan e, benim klasörümü seçip add'e tıklayacağım. Yani klasörün içerisine burada girmeyeceğim. Bakın burada farklı bir durum söz konusu. Gördüğünüz gibi masa üstüne ekledim. Klasörüme tıklayıp add dedim. Bu bu. Adını da alt tarafa yazıyorum. Bakı 1 olabilir. Formatını da bakın buradan işte bakın PNG'den tutun TIF'e kadar JPEG, GRID, ESRI, BMP birçok şey var. TIFF genelde daha kaliteli oluyor. Ve save diyorum. Tekrardan bunu layer olarak atayım mı çalışmaya diyor. Hayır atmayabilir. Ve arkadaşlar bakın çalışma klasörüme geldiğimde şurada masa üstünde çalışma klasörümü açtığımda buradan neyi görebiliyorum? Bakın bakı ile ilgili klasörlerimin geldiğini görebiliyorum. Ben zaten bakının kendisini de buraya çıkartmıştım. Aynı zamanda klasör olarak ama bakın ekstradan bir bakı klasörü burada bunun içerisinde bakı bir şeklinde bakın şurada bakı bir şeklinde oluştu. Bunu istediğim şekilde paylaşabilirim, gönderebilirim. Bu raster verinin export edilmesiydi. Bir de Bakın şu izoipslerden bir vektör veri export edelim. Data, export data diyoruz. Bakın burada daha küçük bir kutucuk açılıyor. All features dediğimiz tüm her şeyiyle export edeceğim bunu. Bakın şu alttakini seçersem sadece görünen kısmı alırım. All dersem hepsini alırım. Ve export da bakın burada. Burada gene eskisi gibi direkt klasörün içine gireceğim. İçine giriyorum ve içinde kaydediyorum. Iso diyeyim ve kayıt diyeyim. Okey diyorum. Tekrardan layer olarak atayım mı? Hayır atma. Dedim ve arkadaşlar bakın gene geldim benim klasörümün içerisinde. Bu seferde ne oldu? Isoips vardı zaten. Bakın bir de iso şeklinde ve e, vektör verim oluştu. Şef file şeklinde atıyor bunları. SHP dosyası şeklinde atıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar yaptığımız çalışmaları raster yapa biliyoruz. Ee, bu iki haftaki çalışmalarımız bu şekildeydi. Önümüzdeki haftada yeni çalışmalarla birlikte olmaya devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.